Geldim. Hazır ve nazırım. Project Zomboy'u da devam edeceğiz. Ev temizliği de devam ediyor tabii bir yandan. E abi gelecek mi? Yok. Şimdi arkadaşlar, en son biliyorsunuz eşimizi kaybettik. Bunlar yaklaşık 5 dakika önce gerçekleşiyor tabii de YouTube'a hangi arayla gider bilmiyorum. Öncelikle bir buranın temizliğini yapmamız lazım. Ortalıkta kan gövdeyi götürdü. Ve sırtımızdaki malzemeleri adam akıllı bir buzdolabına koymamız lazım. İyileşsin diye elimizden geleni yaptık. Antibiyotik bulup getirdik ki arkadaşlar antibiyotiğin buradan ne kadar nadir bulunduğunu size anlatamam. Zaten fark etmişsinizdir yani antibiyotik cidden çok nadir bulunan bir şey. Kürek ve levyeyi... Adam niye çöktün aslanım? Hayırdır? Etrafta düşman mı var? Kürek ve levyeyi medkit malzemelerinin arasına koyacağım. Yani bizim envanter düzeni pek sağlanamadı zaten. Şuraya da diğer mermileri koyalım. 0.38'lik falan her yerden mermi akıyor. 30. günde haydutların gelmesini bekliyoruz. Haydutlar gelene kadar böyle. Şu çantanın içerisine bir de şu bez parçalarını koyalım. Kirli sargıyı bir yıkayalım hemen. Abi biz niye acı çekiyoruz? Biz acı çekiyoruz çünkü şuraları temizleyip kendimi ve kıyafetlerimi öyle yıkayacağım. Kas ağrısından değil mi? Dün herhalde 30 dakika 30 dakika abartınca oyun dedi ki kardeş yavaş. Şimdi arkadaşlar şu shotgun'ı da koy envantere. Pompalı tüfek mermilerini de koy. Böyle hali hazırda hemen shotgun'a ulaşabilmemiz güzel bir şey. Hemen evin içindeki kanları sileceğiz. Çünkü evin içindeki zombi kanı. Ve zombi kanı bizim elemanların da etkilenmesine, hastalanmasına sebebiyet verebilir. Bir çamaşır suyu, bir banyo havlusu. Şuradan itibaren temizleyeceğiz kanları. Bak iyi ki kitlemişim buraya. Çünkü gece bizi yiyebilirdi. Hani öldürmek istemedim. Çünkü atlatmış gibi gözüküyordu. Yaraları falan kalmamıştı ortalıkta. Yani barikatı falan kırmış bu arada biz sabah uyanıncaya kadar. Barikatı kırmış komple. Kapı kırılmadan evvel uyandık. Shotgun'ı hazırladık. Gazi iyi ki ısırılmadı. Yani ısırılmadığı için Gazi hala yaşıyor. Ya acaba ben eleman alarak yanlış mı yapıyorum? Onu düşünüyorum şu anda. Çünkü gerçekten birine bağlanmaktansa tek başına takılmak daha iyi. Dur. Şu sıçrayan kanları da temizle. Etrafta kan bırakmamaya çalışıyorum. Enfeksiyon kapar çünkü. Açık yara enfeksiyon kapar. İltihaba meyil verir. İltihap kapmasını istemiyorum. Antibiyotik bulamam çünkü. Gidip bir medikal lootladım. Elimdeki tek antibiyotiği de ölmek üzere olan hanımıma verdim. Ne kadar akıllıyım ki. Elimdeki tek antibiyotiği öyle verdim. Çamaşır suyum var mı hala elimde? Çamaşır suyum ve diğer malzemelerim. Anneciğim teşekkür ederim. Eline sağlık. Çamaşır suyu gitmiyor ya. Banyo havlusunun durabilitesi azıcık gidiyor gibi. Abi şu evin camlarını falan da sileyim. Aslında evin etrafında kan lekesi olması güzel bir şey. Neden biliyor musunuz? Çünkü evin etrafında kan lekesi olduğu zaman zombiler o kokuyu alamadıklarından dolayı bizim kokumuzu gizliyor. Bu önemli bir şey de benim bu teorimi çürüten de şöyle bir şey var. Benzinlikte binlerce zombi ölüsü var. Gerçekten çok kalabalık. Benzinlikte inanılmaz derecede fazla zombi öldü. Ama takır takır benzinliğe geliyor hepsi. Evet abi benim az önceki teorim yine çürüdü. Baltayı çeker misin canım? Şu kapıya artık bir şeyler yapmamız lazım. Bir yeri garaj haline getireceğiz. Bu kapıya artık bir önlem alacağız arkadaş ya. Yok kanka demek ki zombi her türlü geliyor yani. Ben burayı boşuna temizliyorum, boşuna siliyorum. Gazi nerede acaba? Gazi kayboldu ortalıktan. Baltayla çok güzel yaralıyor kafaları. Gazi kayboldu ortalıktan. Okan iyiyim kankam sağ olasın sen nasılsın? İntikam ateşiyle vuruyor tabii canım. Hanımı kaybetmiş olmanın etkisiyle. Ne yapıyorsun ölülerin arasında? Ne yapıyorsun? Gazi. Gir gir içeri gir.
Ben de şu evin etrafındaki kanları silip gireceğim. Ya en azından cesetleri taşıyorlar etraftaki. Cesetleri gömüyorlar da. Abi aslında bir toplu mezarlık açıp bu cesetlerden kurtulmak lazım ya. Kendini ve kıyafetlerini yıka. Üstümü başımı koyup elime bir tane kürek alıp sanırım toplu mezarlık açmaya gideceğim ya. Ege Türk iyiyim. Selamlar. Sen nasılsın? Sesini duyunca daha mutlu oldum. İnşallah daha iyi olursunuz. İnşallah. Teşekkür ederim. Gübre olarak kullanalım tarıma geçiş yapınca. Kanka bitkiler hastalanabiliyor biliyorsun değil mi? Yetiştirdiğim bitkiler hastalanıyor. Hastalık kaparlar. Öyle yani zombileri gübre olarak kullanamazsın. Gübre için organik gübre yetiştireceksin. Yani kendin sıçmayacaksın da tabii sebzelerin çürümesini bekleyeceksin yetiştirdiklerinin. Kamp ateşi yapıp içine atabilirsin cesetleri. Abi evin yanma ihtimali var. Ben öyle kendimi çok yaktım arkadaşlar. Yani yürümeyi falan çok beceremiyorum. Ben öyle çok yaktım kendimi. Bekle. Sırt çantasını at. Elimize bir tane kürek alacağız. Ver şuradan küreği. İki elle kuşan. Bunlardan bir kurtulmak lazım. Şurayı komple böyle bir gömme alanı olarak ayarlayalım ya. Sen mezar kazarken fitness yeteneği de kasıyor bu arada. Öyle boş duruyor zannetmeyin. Kas da kazanıyor yani. Turancığım sağ olasın canım, eyvallah. Hatun öldü kankam, Hatun öldü. Çukura düşüyor mu? Yo. Etrafında dolanıyor öyle. Yürüyüş hızını falan yavaşlatmıyor zaten. Şimdi üzerimize zombileri alıp taşımamız lazım buraya. Hastalık kaptıracaklar çünkü bize. Cesedi göm. Şu çöpleri bir cesedin içine doldurup şey mi yapsaydık acaba ya? Onları öyle mi atsaydık? Baksana. Cesetleri komple buraya yığmışlar. Ay. Abi molotof atalım ya. Burayı gömmeye uğraşmayalım. Bir saniye bir sigara gördüm ben orada. Hop dız. Burayı gömmeye uğraşmayalım kanka. Vallahi molotof atalım. En güzeli adam haklı. Molotof kanka. Ben bu kadar mezara gömemem. Mezarı nereye gömüyorsun abi? Bu kadar mezara adamları nereye taşıyorsun, gömüyorsun? Molotof yapıp atalım. En güzeli. Başka çare yok gibi zaten. O mezarlar dursun yine yani tek tük gelen olduğunda gömeriz de mezarı doldurmaya kürek lazım olursa gelir buradan alırız küreği. Sen şunu sırtına al. Evi yakmayız inşallah chat. Evi yakmayız inşallah. Şimdi molotof yapmak için B barut, hayatta kalma, marangozluk, aşçılık, sağlık, işçilik, survival, genel molotof kokteyli. Bez parçası artı şey lazım. Benzin bidonu, bez parçası ve şişe, boş şişe. Peki, yere dök şişelerden birine. Eyvallah, boş şişe elde ettik, boş gazoz şişesi. Boz gazoz şişesinin içine sanırım şey mi dolduracağız? Benzin mi dolduracağız? Bir tane benzin al üstüne. Biraz ağır olacak. Yapacak hiçbir şey yok. Bir de şuradan dandik bez parçalarından al. Şimdi be. Molotof. Ha, ille şarap şişesi falan olacak. Plastik şişe olmaz Keko dedi. Kekorinho Junior. Biz şarap var şarap var yani muhakkak var da burada var mı? Arabalardan mı alacağız acaba? Arabalardan alacağız galiba chat. Arabalardan alacağız.
İnşallah ev yanmaz ya. Ben evi yakacağız diye düşünüyorum. Kesin yanacak da o ev kesine kesin. Beyaz şarap yapıştır. Bagajı kilitle. Çitlere yakınsa çitleri yakmasın. Abi bilmiyorum. Molotof'ta ateş çok yakıyor. Dikkatli ol. Ya şu köşeyi hedefleriz. Bence orası yanar ya tatlı tatlı. Ev yanarsa da arabalara sıçrayıp patlatacak hali yok kanka yani. Gider yeni yer bulurum. Ne yapayım? Yere dök. Canım içkiyi ziyan ettik. Molotof kokteyli yap. Eyvallah. Şimdi Molotof'un birincil donanım olarak kuşan sanırım bunu yakarak atmak gerekiyordu. Aa, cesedi yak var direkt. Niye molotof atmaya çalıştım ki ben? Direkt cesedi yak dedim oldu. Umarım ev yanmaz beyler. Umarım ev yanmaz. Bu kadar mıydı? Peki. Yani kendi evimize molotof atıp yakmaktan vazgeçtiğimiz için şu an kendime minnettarım açıkçası. Hani o sağ kliğe bastığım için şu an kendimi gerçekten seviyorum. İyi ki bastım o sağ kliğe, canım ben. Yani oğlum yanına gidip yak niye demediniz lan? Aa, bence evi molotoflayalım. Yani sanki şey böyle. Bir aralar bazı sözler vardı yani. Delikanlı abi sözleri. Olmadı evine molotof atar mutluluklar dileriz diye. Öyle takılıyorduk ortalıkta. Ben ve canım beynim ya. Lan Efe yayını izliyor mu lan, bana paramı geri ver demiş 31 SC. Efe adamın parasını geri ver Efe. Biz bir felaket beklemiştik. Yani kardeşim o felaketi size sunamadığım için kusuruma bakma. Artık ne yapalım bir sonraki sefere demek ki. Şimdi arkadaşlar cesetlerden kurtulduk. Ev gayet güvenli, temiz yerde. Medikali yağmaladık, her şeyi yağmaladık. Artık yapacağımız iş direkt aksiyona girmek olacak. Ya da böyle odun modun kesip buraya yapılar yapacağız. Belki de şuraları böyle kutulayıp buraya bir kapı yapıp arabalardaki malzemeleri adam akıllı taşıyabiliriz. Yani adam akıllı bir sisteme geçiş yapabiliriz. Ki bunun olmasını ben de çok isterim. Şimdi sırt çantamı komple boşaltacağım. Bizim arabalardan birinin içine. Bu arabaları da kalasları hazırladıktan sonra bir yere park edeceğim. Bekle, bunun hepsini koy bakayım şuraya. Yan koltuğa. Eyvallah. Arkadaşlar yapacağım şey şu. Odun kasıp kapıyı kapatmaya çalışacağım. Kalas yapacağım, odun kasacağım. Sonrasında kalasları yığacağım buraya. Önce yavaş yavaş şeyleri yaparız. Bölge seç, kurtulan ayarı. Hayır. Çekicimi falan alayım da, çekicimi, çivimi. Testeren falan var zaten. Bize bir çekiç bir de çivi lazım. Cesetleri yığ yığ, biz taşırız yığ. Çekiç. 100 tane çivi hatunla beraber gitti tabii. Onun eşyalarını almadık. Öyle gömdük dümdüz. Ve çivi vardır ya illa. 5 tanecik. Ne güzel. Bak inşa etten olması lazım bir şeyler. Merdiven değil, duvar değil. Duvar falan yapabiliyor muyum? Marangozluk level 2 gerekiyor duvara. Düşük level marangozluk gerektiren bir şey var mı? Ahşap zemin. Bir yere kapı yapacağız o zaman. Eyvah. Hocam var mı çivi? Var. Al. Tamam. Aç çivi kutusunu. 100 çivi bize yeter. Tamam. Eyvallah. Şimdi ağaç keseceğiz. Kestiğimiz ağaçları testereyle kalasa çevireceğiz. Kanka siktir git.
Kalasa çevireceğiz testereyle. Testeremiz burada bir yerde mi? Testereyi attık mı acaba bir yere ya? Sonrasında onunla yapıları yapmaya başlayacağız. Adamın attığı donate'e bak ya. Yemin ederim Instagram'dan takip edeceğim yazdım. Sen de bu donate'i okudun. Sesli olarak yemin ettiğin için beni takip etmek zorundasın. Yani lavuk şirke düşüyor kendi kafasında, haberi yok. Bug mı arıyorsun amına koyayım ya? Gerçi sorduğum kabahat. Yani. Ne? Sinirlenmedin de oğlum, çok garip değil mi ya? Arabaya koydun testereyi. Benim altında olamaz ya. Arabaya koymuş olabilir miyim? Çantamın içinde miydi acaba testere? Dur. Arabada olabilir gerçekten. Arabadan bir bakayım. Ay, kaç yaşındasınız? Nasıl bir IQ? Ananız babanız nasıl tahammül ediyor size? Neyse, hadi sövmeyeceğim kimseye. Eğlenmenize bakın ya. Da eğlence anlayışınızı da... Gazi ne yaptın? Gidip ithal ceset getiriyorsunuz değil mi oğlum? Evet arkadaşlar, adamlar yokluktan gidip ceset alıp geliyorlar. Yani yan map'in cesetleri temizliyorlar. Yo testere burada. Adamlar vallahi yan map'ten ceset alıp geliyor abi. Tamam. Şimdi ağaç keseceğiz burada paso. Aa! Oğlum animasyonu falan da güzel yapmışlar ha. Okey. İnşallah baltayı onaracak malzemem vardır. Gazi mal mal iş yapıyorsunuz. Yağmur yağıyor, içeri girelim diyor. Adamlar dışarıdan ceset taşıyor arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz. Az önceki donate atan çocuk kadar akılları var herhalde. Yani yok. Ne kadar oldu? 1 saat falan oldu ya, çok olmadı öyle. Evin dibindekileri kesmeyelim kanka. Asıl burayı keselim ki arabaları buraya getireceğim. 3 tane arabamız var ya burada. Bu 3 tane arabayı buraya getirmeyi planlıyorum. Evin önündekileri kesmeyip ne yapacağız ki? Arabaları buraya getiririz, anladın? Benim derdim o. Kütükleri kes. Abi animasyonlarını falan güzel yapmışlar bu arada. Tamam, kalanını YouTube'dan izlerim. Eyvallah, iyi sihirler. Çok güzel bir çantamız var. Bu çantaya doluştururuz. Doldur kalasları çantaya. Löp 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 löp. Güzel. Bekle, inşa yapacağımız alan burası. Bırak buraya. Aa, kalası çantadan çıkarmak bu kadar mesele olmamalı ya. Şunları da kes. Bir yemek de yiyelim bir ara. Yü. Şimdi biraz marangozluk kasacağız. Kastığımız o marangozlukla eve kapı yapmaya çalışacağız, ama eve kapı yapmadan evvel, yani marangozluğun 2 olması lazım. Sonrasında buralara bol bol malzeme koyarız. Şu 18'liğin olduğu yere at. Hüt 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 hüt. Güzel, iyi sıralanıyor. Şimdi buradan şey yap desek misal. İnşa et. Çeşitli ahşap haç. Zemin. Marangozluk bir istiyor zemin. Anan avradını. Şöyle yapalım. Evin camına, kapısına 2 kat barikat çekelim. 2x barikat. Bu sayede barikat çekerek level almış oluruz abi. Evin şimdi arkasından barikat kuruldu ya. Önünden de barikat kuralım. Double barikatlı bir evimiz olsun. Marangozluk kitabımız yok mu? Gerek yok ya. Kasarız hızlıca. Ya okumaya şimdi kim şey yapacak kanka? Okuyana kadar bir de dünyanın zamanı geçecek. Kur barikatı, al 2x'e, löp löp löp. Kur barikatı, al 2x'e, löp löp löp. Eyvallah. Var mı gelişme? Var. Olur.
İlk leveller zaten kolay kazanılır abi. İlk leveller zaten kolay kazanılır. Yapıştır. Bu salakların kafasına bir yerde sıksam mı acaba ya? Hiçbir halta yaradıkları yok zaten. Bir şey söyleyeyim mi? Ya evden giderken kapıyı kilitler giderim. Bunlardan daha güvenli. Ya da kapıya barikat örerim. Kenara bir yere çekiç saklarım. Şeyden bin kat iyidir ya. Vallahi kapıyı barikatlayıp gideriz abi. Kim ne yapacak bizim base'imizi yani? Kim nereden bilip girecek? Şu an gerçekten kafalarına sıkıp sıkmama arasında gidip geliyorum. Bir level 2 olsun da şuraya da ahşap zemin çekelim. Yapıştır. Yapıştır. Ver leveli. Leveli bir bak bir versen ikimiz de rahatlayacağız ha. Hayır sökmüyorsun sökmüyorsun hayır. Eyvallah. İşte verdi leveli. Ve ev artık double barikatla güçlendirildi abi. Evde artık double barikat var. Double barikat çok iyi. Şimdi zemin inşa edeceğiz. Marangozluk levelimiz 1 olduğu için. Ahşap zemin. Mobilyalardan ahşap tabela var öyle mi? Ahşap zemin. Evet arkadaşlar biraz marangozluk kasacağız. Sonra buraya bir kapı yapacağız. Ondan sonra evin içi komple bizim. Sağa sola her yere malzeme kutuları koyarak buraları iyice idare edebiliriz. Aleykümselam Ghost Soldier hoş geldin. Boşuna yiyip içip duruyorlar sık gitsin. Doğru diyorsun aslında ya. O benim de aklımda. Ay böyle de marangozluk kasılmaz ya. Abi bekle kalaslara yazık. At kalasları. At kalasları. Marangozluk kitabı okuyacağız. Şimdi işin yoksa marangozluk kitabı ara değil mi? Umarım evde vardır. Ya bir de şunları götürüp babasının ayranına çöpe atayım arkadaş ya. Bu neymiş ya? Evin içi bok gibi zaten. Ne evin içini kontrol edebiliyoruz ne dışını kontrol edebiliyoruz. Ya okuma gözlüğü kimden düştü arkadaş? Başaramadık abi. Vallahi başaramadık. Ağaç dalından falan mızrak yapılabiliyor aslında. Güzel. Hakikaten çöpü çöp için kullanacağım. Evde olmayabilir marangozluk kitabı. Yani hiç kitaplara kasmadım çünkü ben. Hiç kitaplara kasmadığım için bir sıkıntı olabilir. Medical Magazine mi? Aa bandaj falan yapmaya yarıyor. Onları oku. Dur sonra okursun onu. At bunları. Tamam. Sonra şunu oku hızlıca. 2x'de. Hızlı 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 hızlı. Bandaj yapmayı öğrendin. Eyvallah. Tamam. Ya en olmadı gidip evlerden şey arayacağız. Artık kitap setleri arayacağız. Sadece yeni başlayanlar için marangozluktur, şudur budur falan. Dur bakalım var mı bizde yeni başlayanlar için marangozluk kitabı? Bok yedik yok. Bir yerden bulabiliriz ama. Tabii ki bir yerden bulunabilir. Konserve sığır etini aç göm. Bu herifler paso kaynak israfı gibiler ya. Atakancım günaydın dostum. Bir parça yorgunluk var. Akşam saat 8. Bu vakitten sonra dışarı çıkmak istemiyorum. Biraz daha ağaç kesip uyumayı bekleyelim. Ağaç keselim. Kalas yapalım. İçeriye malzeme dolduruyoruz en azından. Uyumayı bekleyelim. Ya da mezarları dolduralım. Sonuçta adam yakmak dediğin o kadar masraflı bir şey değilmiş yani. Yine yığmışlar buraya ceset yığınlarını. Ya şu dayı sana sert sert pompalayacağız dediklerinde tövbe estağfurullah diye 20 kere tövbe çeken her tövbede de daha çok sinirlenen eleman vardı yani amca. Vallahi ona döndüm ya. Bu adamların artık yaptığı her harekete böyle bir tövbe estağfurullah diyesin var.
Kitap yatağın yan tarafında. Var mı gerçekten öyle bir kitabımız? Aa, doldur mezarları ya. Doldur doldur. Yakacağım direkt, hiç gömmeye uğraşamam. Eyvallah. En azından biraz vakit harcamış olduk. Küreyi yerine koyar mısın tekrardan? Şimdi burada var mı? Kitap var. Yeni başlayanlar için marangozluk yok. Abi zaten bu evin gerçekten çok ciddi bir düzene tabi tutulması gerekiyordu diyecektim ki yeni başlayanlar için marangozluk. Evet bebeğim, evet evet evet. Hafif aç mı? Abi daha ne yiyecek? Ver konserve yulafı. Hepsini al. Levye falan da var burada ekstradan. At gibi yulaf kemirip şey okuyacağım. Ye yulafını. 50 açlık. Ağzına kadar doy Gazanfer abi. Sigaranı iç. Komple marangozluk kasacağız. Bu kitabı okuyacağız reis. Hızlı öğrenen var mı bende? Yok anasını satayım. Hiç hızlı öğrenen alır mıyım? Yani şaş kaza hızlı öğrenir. Bir şeyleri hızlı halleder. Bizim doğamıza aykırı yani. Adamları köle yapamıyor muyuz? Hakikat ya, bir saniye. Bunlar niye beleşe ekmek yiyor? Gazi. Emir ver. Git. Yemek getir. Bizim evi lootluyor. Ah. Dolaptan yemek veriyor. Dolaptan yemek veriyor. Dolaptan, dolaptan. Benim dolabımdan bana yemek veriyor benim dolabımdan. Gazi bak. Söveceğim. Ananı avradına söveceğim artık. Bu odayı yağmalama Gazi. Git bak yemek ara. Bebeğim bizim evimizi soyma. Ben bunların kafasına sıkacağım. Yok arkadaş bu böyle olmayacak. Gerçekten benim artık bu kanıma dokunmaya başladı çünkü. Bu benim kanıma dokunuyor kanka. Ben bunların köşede bir uyuyayım uyanayım. Ben bunların köşede sabah kafaya sıkacağım yani. Benim karının yanına gömeceğim ben bunları. Gidip mezarlarını açayım. Gerçekten sıkacağım kafalarını arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Al oyunun loruna da yedireceğim abi. Eşim öldükten sonra kafayı yedim kanka. Ben bunların mezarını ayarlıyorum. Şatkanı matkanı hazır edeceğim. Yarın sabah buraya çekip çekip öldüreceğim. Gömme ye direkt. Yiyemiyorsun kanka. Yakamıyorsun. Mezar kaz. Çevir. İkisini aynı yere gömeceğim. Bir de ayrı ayrı mezar mı açacağım ya? Hayır abi emirlerime de uymuyorlar. Yani beyinleri basmıyor anladın mı? Bana yemek getir diyorum. Al diyor. Yanımdaki şeyi veriyor bana. Kendi evimdeki konserve fasulyeyi veriyor bana. Yani şey gibi böyle... Anladınız siz beni ya. Yo anlamadık. Koy küreye koy. Şatkanımın ucuna şıp dedi damladı. Şatkanımın ucuna şıp dedi damladı. Ver ver. Emektarı bir almanın vakti geldi. Ben karımı vurmuşum. Size mi headshot atmaya çekineceğim? Yoksa yürüyen molotof değeri mi? Deneyimi. Yok kanka. Sadece ucuna, oduna gitse ya da çiftçiliğe. Ya kanka çeşitli şeyler yapılabiliyor da. Biraz ne yapacaksın? Ceset yiyeceksin. Yo yo Adam. Benle gel canım. Adam gel. İkiniz de değil oğlum. Gazi. Üsse geri dön. Gazi üsse geri dön. Adam gel. Adam gel. Adam gel. Adam gözümüz görmüyor. Bekle seni sabah sert sert. Seni sabah sert sert halledeceğim. Uyanmamı bekle. Şurada bir sigara içeyim. Vallaha beni fitil ettiniz burada. Gerçekten karnıma ağrılar girdi artık. Bekle bekle bir sigaramı içeyim uyuyayım gözüm görmüyor. Sabah sıkacağım kafalarına. Gruptan atmadan silahlarını al seni vurabilirler. Ya soyup öyle öldüreceğim zaten ya. Piu 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 piu. Vallahi efkardan paket bitti ya. Lütfen sabah sis olmasın. Yemeksiz devam edemem artık. Adam neredesin aslanım? Gel
Gel benimle gel. Adam gel. Adam gel Adam. Adamda hiçbir şey yoktu bu arada. Adam. Bebeğim. Emir. Envanterini boşalt. Eyvallah, eyvallah. Ulan o kadar konserve yemeği açıp bütün hepsini niye açtın? Dur, seni öldürdükten sonra devam edeceğim bunları yemeye. Konserve açacağını ver. Bunları ver. Adam eyvallah. Adam. PvP açık. Gruptan at. Tamam. Cesedi taşı. Mezara göm. Gazi, benle gel. Benle gel. Canım. Gazicim. Envanteri yı. Yı yı. Ben bunları gerekeni çöpe atarım. Gerekeni şey yaparım. At at at. At. Taze açılmış konserve yemekler. Ulan maymun iştahlı gibi. Hepsini açıp yemediniz değil mi? Bitti mi? Bitti. Anladım. İki elle kullan. Kürek yanımda mı? Küreği koydun mu? Sonra gömeceğim. Bekle. Spagetti bolognese bir gömeyim. Bekle. Spagetti bolognese'mi bir gömeyim. Gazicim. Bunun silahı var. Onu biliyorum. Gruptan at. Şşş. Kıpraşma. Mermisi, beyzbol sopası varmış daha. Cesedi taşı. Cesedi taşı. Kurtulduk ya, amelelerden kurtulduk. Bak silah çekip bizi vuracaktı eleman. Vallahi amelelerden kurtulduk. Göm cesedi. Oh. Arkadaş ben böyle bir şey görmedim. Yani sadece yiyip içiyorlarmış elemanlar ya. Sadece yiyip içiyorlarmış yani. İnanılmaz. Harbiden hiçbir boka yaramıyorlarmış ya. Abi sadece yiyip içemezsin ya. Yani lan base'e Allah rızası için bir faydan dokunsun böyle. Lan kazara bir faydan dokunur ya. Kazara ya. Vallahi kazara bir faydan dokunur abi. Şunların... Benim üzerimde niye bu kadar ağırlık yapıyor? Ne tüfek bu kadar ağırlık yapıyor? Dur. Tüfeği iki elle kullan. Abi artık tek başımızayız. Kalasları eve taşımışlar. Odunlar. Kalasları eve taşımışlar abi. Ha şu mesele. Yavrum dışarı be. Dışarı dışarı hadi. Hadi dışarıda kapışalım seninle gel. Gel. Gel ulan işimiz var, gücümüz var. Yolda bir yerde öl gel. Daha marangozluk kitabı okuyacağım. Kendimi kasacağım. Gel buraya. Gel. Kalk siktir git şimdi. Sen nereden geldin ya? Gel. Kafalarına sıktık. Ölünce zombiye dönüşemezler. Yani ısırılmadan zombiye dönüşmüyorlar. İnsan olarak ölenler insan kalıyor. Zombi olmuyorlar. Bartam'ın durabilitesini harcatma bana. Eyvallah. Tamam bak kendimce işlerim var artık. Gideyim onları halledeyim. Daha şu arabaları dışarı park edeceğiz. Şey yapacağız falan. İşimiz var gücümüz var kardeşim. Şimdi shotgun mermilerini ve shotgun silahını şöyle bir koyalım. Bununla beraber şu yemekleri bir ye.
Göm abi göm. İstersen 100 kilo ol. Ben sana kilo verdiririm sonra. Ya babuş. Abi bütün yemekleri açmaları aynı anda. Gerçekten inanılmaz bu arada. Bütün yemekleri açmışlar. Bütün. Şimdi şu zombilerin üzerine benzin döküp yakacağız. Zombilerin üstüne atılacak malzemeleri atalım. Taze açılmış konserve sardalya. Abi insan gerçekten bir korkar, çekinir yani. Der ki ulan arkadaş ben burada böyle hayatımda yemediğim kadar yiyorum. Ayıp mı ediyorum acaba diye. Benim askeri botum var, çizmeyi salla. Çizmeyi de koy ötekinin içine. Diğerleri kalsın, bekle şu silahları falan. Hep bütün envantere çeki düzen verilecek chat. Bütün base'e çeki düzen verilecek. Onu yayın dışı veririm, merak etmeyin. Şimdi sadece şu elemanları yakacağım. Nerede şurası? Fırlat. Hayır. Umarım sigarayla kurtulmuşumdur. Umarım sigarayla kurtulmuşumdur. Ver sigaralarımı geri. Ver çakmakları. Şu yemekleri bir göm. Konserve açacağım falan hala elimde değil mi? Aynen elimde abi. Madem çakmak aldın. Kibriti koy. Abi şuna baksana, dolaptan yemek çıkıyor. İş çantası çıkıyor. Molotof çıkıyor. Bekle. Şöyle yapacağız şimdi. Envanterini atıyorsun buraya. Benzin alıyoruz. Yakıp çıkıyoruz abi. Yakıp çıkıyoruz. Eyvallah. Bunları çöpe. Bir tane. Ver benzini. Hayır, zombiye dönüşecek elemana dünyanın malzemesini yedirdik. Hayda. Kardeş siz nereden geliyorsunuz? Bak bir tane daha zombi sesi var. O bir hatun zombi sesi. Shotgun'la bunların kafasına sıktık ya. Lan arkadaş lanet gibi bir şey gerçekten ya. Buraya buraya keko. Böyle gel. Öldürüp cesedi taşıyıp yakmak daha mantıklı. Ben bunları çekmeye uğraşmayayım ya. Gerçekten inanılmaz. Abi varlıklarından daha çok zarar verdiler. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Hakikaten varlıklarından daha çok zarar verdi yoklukları. Böyle hani ölüyken bile rahat bırakmıyorlar kanka, öyle söyleyeyim. Ölüyken bile rahat bırakmıyorlar. Her yer kan içinde zaten. Bu ortamı sterilize etmek ayrı bir zaman alacak. Yok aga ben hayatta yanıma adam almam ya. Bir boka yaradıkları yok zaten. Tamam. Şimdi cesedi yak. Tutuştur kanka. Kaç. Küreyi alıp diğer mezarın üstünü gömeceğiz. Sonra marangozluk kitabı okuyup gideceğiz. Diğer cesetler niye yanmadı ya? Bu sefer ziki tuttuk mu acaba? Yak cesedi. Abi evim yanmazsa harika olur ya. Hüf. Hüf. Hüf ulan. Hala zombi sesi var, evin arkasındalar. Hala zombi sesi var ve evin arkasındalar abi. At boş konserve kutularını. Artık evin içinde zombi yakmak istemiyorum. 2100 yılındaki dünya mı bu? Yok ya, zombi temalı bir hayatta kalma oyunu. Eski dönemlerde geçiyor. 2100 yılı falan değil yani. Hiç teknolojik bir ürün gördün mü etrafında? Shotgun falan var oyunda ya.
Ya evin etrafı temiz, okey. Abi sanırım artık o Rize var ya, dünya kadar yemek yedirdiğim için kilo keşe diyor. Öküz gibi diyor, kilo alacak diyor Çağrı. Okey, sıkıntı yok. Şimdi abi yapacağımız hamle şu. Marangozluk kitabını okuyacağız, tamam mı? Şuradaki ağaçları komple kesip arabaları buraya çekeceğiz. Buradan aldığımız kalaslarla da şuradaki yapıları yapıp marangozluk levelini arttıracağız. Sonra buraya bir kapı. İçerideki alan komple bizim. Buralara da artık ne yapıyorsak yaparız. Yani böyle sandıklar koyarız, şey yaparız. Çok çok uzun süre hayatta kalabiliriz. Ve şöyle de bir şey var ki sevgili dostlar. Buranın eğer tek bir girişi olursa kapının önünde shotgun'la beklerim. Banditlerin ağzına sıçarım orada. Bitti gitti. Mis. Bu ilk oyundu sevgili dostlar. Bu ilk oyun. Şimdi marangozluk kitabını okuyalım. Bekle, önce küreyi al. Benim üstüm niye bu kadar dolu ya? Benzin bidonundan dolayı. Peki. Benzini tekrar yerine koy. Bu arada deli divane benzin bidonumuz var. Ama tek bir eksiğimiz var chat. Yani benzin bidonları çok iyi ama jeneratörümüz yok. Karakter ufaktan terlemeye başladı. Oğlum o kadar normal ki. Bir kendini, bir kıyafetlerini yıkasın. Sonra yemeğimiz, her şeyimiz var. Mezarı doldur. Bir marangozluk kitabını okuyalım. Abi kapı yaptığımızda var ya, inanılmaz derecede fazla rahat edeceğiz ya. Bir kapı yapmaya bakıyor olay. Bir kapıya bakıyor her şey. Kapıyı yapalım. Oyun bizde. Sterilize sargı değil, normal bez parçalarını koy. Bez parçalarını da şeyden dolayı aldıydık, değil mi? Şu kapıyı sökeceğim galiba ya. Ya da neyse, dursun şimdilik. Hacı abi burada. Kendini ve tüm kıyafetlerini yıka. Şapa 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 şapa. PvP'ni kapat. Okey. Eyvallah. Abi bundan sonra ben prensipli adamım. Gelip benim mekanıma takılmadıkları sürece, benim lootuma göz koymadıkları sürece, kimsenin kafasına headshot atmayacağıma yemin ediyorum. Ve Yunus, iyi yayınlar kral abim demiş. Yunus'cum desteğin için teşekkür ederim. Eyvallah. Oğlum çıkar at şunları. Hop 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 hop. Eyvallah. Şimdi marangozluk kitabını bir okuyalım. Oh be. Alan açıldı yemin ediyorum ya. Salak salak etrafta koşuşturmuyorlar, şey yapmıyorlar. Bak NPC modunun şu olayı güzel olacak abi. Dışarı çıkacağız, tamam mı? Gördük mü bir tane elemanı? Diyeceğiz ki shotgun'ı uzatıp boşalt envanterini. Donuna kadar soyacağız herifi abi. Bizim yerimize loot yapacak elemanlar. Biz buradaki uyanık taraf olacağız, anladın mı? Al 4x hızına. Karın nerede? Öldü kanka. Enfeksiyona kaybettik. Zombiye dönüştü. Banyoya kilitleyip üzerine barikat ördük. Yanımda ateşli silahım yok. Her duyduğumuz ateşe fırlayıp bakmamıza gerek yok. Pam 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 pam. Bugün metro var mı? Birazdan girebiliriz metroya. Çantamın içinde ateşli silahları tutmaya devam etsem mi acaba ya? Biraz acık, bir şey olmaz. 2x kilo aldırdık sana. Biraz da kilo verdirelim abi. Hop. Bitti. Güzel. Kitaba tek attık. Nice. İleride bunlarla alakalı bir kütüphane falan yapacağım ya. Şimdi sigaranı içe dur. Abi marangozlukla uğraşacağız. Şimdilik ateşli silah almayalım. Bizi tehdit eden bir şey yok zaten. Ve madem 3x keşeyi aldık. Tamam. Şey mi diye kulak kesildim de. Zombi mi yürüyor diye bir kulak kesildim de. Zombi falan yokmuş ortalıkta. Şurayı şöyle bir üçlü yer yaparız. Bugün Mad Games 2 olur mu? Olabilir tabii ki. Mad Games Tycoon oynamayı seviyorum zaten ya. Metro da olur. Mad Games de olur. Şey, Kalas ulaşmıyor mu oraya? Koy bunları çantaya. Hop 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 hop. İnşa et. Ahşap zemin. Çivi de var. Biz böyle yer yapa yapa 51.25'ten kaç oldu? 62.5.
Daha uzun yolumuz var chat. Daha uzun yolumuz var. Zaten şimdilik şu kapıyı yapayım. Ufaktan bırakır yeni oyuna geçiş yaparız ya. Selamlar Golden Arrow. İyi yayınlar dileğin için teşekkürler. Eyvallah. Yunus'cum. Desteğin için teşekkür ederim babuşum. Eyvallah. Yunus'tan 3 lira ver efendim. Kesene bereket Yunus. Sağ olasın. Tamam. Şimdi. Marangozluk kaç? 107. Neredeyse marangozluğu 2 yapabileceğiz ha. OG Lukomi ne yapıyorsun la demiş. İyiyim, iyiyim dostum. Sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Neyse artık geri kalanları gelecek bölümde tamamlayalım ya. Şu tabii ki kapıyı yapmadan arabaları dışarı çekip koyacağım. Arabanın içindeki malzemeleri de eve sandıklar yapıp eve koyacağım. Burası bizim tam manasıyla güvenli alanımız olacak. Ve şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Burası iki haneli güvenlikle korunacak. İki haneli güvenlikten kastım ne? Arabaların kapıları kilitli olacak. Arabaların içine sadece çekiç koyacağım. Tamam mı? Ben çıkarken kapıyı kalaslarla kapatıp gideceğim. Bir yere loot'a gittiğim zaman. Geri döndüğümde arabanın birinin içinden çekici alıp burayı kanırtıp açıp gireceğim içeri. Şimdi gelen yağmacılar ya da loot aramaya gelenler arabayı kırsalar bile kanka, camını kırıp içine girseler bile çekici almaya tenezzül etmezler büyük ihtimalle. En kötü bagajına, kenara köşeye bir yere saklarım. Çöplüğe möplüğe saklarım. Ya da çekici üstümde taşırım artık en iyi ihtimalle. Burayı kapatıp öyle gideceğim ben. Yani kapıyı kırıp girmezler mi? Uğraşamazlar kanka. O kadar kapıyı kıramazlar yani. Belki bir 3 kapı falan yaparım. Hiç bilmiyorum. Belki 3 tane kapı yaparım abi. Hiç belli olmaz. NPC'leri keşfe gönderebilirsin. Hepsini vurup öldürdüm. Neyse arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar diyelim. Project Zomboid izlediğiniz için teşekkürler. Gelecek bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz.